Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile beraberiz. Bu videoda tavuklarımıza nar vereceğiz. Şöyle dün akşam zibitledim ben narları. Şöyle bir atalım. Bir tepkilerini izlemiş olacağız. Temizlik vakti de geldi ki mesela. Onları da temizleyeceğiz. Orada da bir video çekelim. Onlar biraz korktu. Gel kızım. Gel 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 gel. Evet. Saldırıya başladılar. Alan kaçıyor, orada yiyor. Evet, iştahla saldırıyorlar. Şöyle. Oh. İyiler. Arkadaşlar buradaki 3 tane nadide orozumuzu da sahiplendireceğiz. Alttan. Artık daha bunlar gençler. Son tüyden çıktıklarında daha da kendilerini belli edecekler. Ama şu anda yine kafa yapısı olsun. Boy. Kası olsun, paça olsun. Güzel hayvanlar. Ben de kan değişimi için sahiplendireceğim. Bu kanın tavuklarını kullanacağım. Horozlar da o yüzden işime yaramamış olacak. Bunlarda bilezik olsaydı Afyon'a da götürmeyi düşünüyordum. Gerçi gençler yetişmeyebilirdi. Ben bu sene çıkıp biraz geç aldım. O yüzden hayvanlar da tam büyüyemedi. Yani daha zamanları var. Mesela yarışma Mart gibi olsaydı bunlar gidebilirdi. Ama Ocak'ta olduğu için çok genç kalırlar yarışma için. O yüzden bunları maalesef götüremeyeceğiz. Bakalım tavuklarda deneyeceğiz şansımızı. Çünkü horozun genç olmasındansa tavuğun genç olması daha iyi. Çünkü tavuk gelişimi daha çabuk tamamlıyor. Horoz erken ötse de gelişimi daha uzun sürüyor. Tam bileme pozisyonuna geçti, oradan yiyor. Arkadaşlar bu horozlarımızda böyle dediğim gibi sahiplenmek istiyorsa yanına tavuk da eklerim, farklı kan çaprazlama için. Öyle çekil oğlum. Cüceyi koşayım kardeş. Öyle. Size de atalım. Da ben niye uğraşıyorum şöyle? Of, işte ayarsız olmanın zararları. Kalanları da şuradaki koşinlerimize atalım.
Horoz hemen ötekinleri çağırıyor. Bunlar az gitti ya. Ne yapabiliriz ki? Oh, ben şahane bir tane daha getireyim. Biraz ayarsız olduğum için taksimi tam güzel yapamadım. Siz ne yapıyorsunuz ha? Bunların üstü kapanacak. Daha ona vakit bulamadım. Atla, atla kız. Kızım sen de atla. Heh. Böyle. Maşallah bu sene güzel hayvanlarımız. Yani umduğum gibi. Önceki like'larım için de eski videolara da bakabilirsiniz. Orada da like takımlar vardı. Ha, şu arkadaki mesela yan kümesi olması gereken bir tavuk. Gece yanlışlıkla onu da buraya katmışım. Ama zaten çok kavga etmiyorlar. Anlaşabiliyorlar. Horoz olsa sıkıntı. Hatta şu küçük olan bile bunların yanına geliyor. Şu maşallah blok olan bir tavuğumuz da. Bakalım işte 2-3 ay sonra yumurtaya gelirler diye tahmin ediyorum. O zaman civciv üretimimizde civcivleri de paylaşırım sizlerle. Bunlar da ayrı bir cüceler. Evet arkadaşlar, yavaştan videoyu kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalımıza abone olmayı, abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.